kadar da gerilme ya. Cihan da zaten bir şey olmasına izin vermez ki. O da asla istemez ki Seher Hanım'ın yanında bir huzursuzluk yaşansın. Ya bak, babaannem de tanıdı kızı, tamam mı? Annemin o bakışı gördün mü o sırada? Nasıl baktı, gördün mü? Ya bak, %100 bir şeyler biliyor bu kadın, bir şeyler saklıyor. Bir şeyler çıkacak, bakalım ne çıkacak bilmiyorum ama çıkacak. Hoşuna gitmiyor bu fikir ama ben konuşabilirim Aslan ya, Serap'la. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben böyle bir şey görmedim. Kızım, sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun ya? Sen niye bir yerinde rahat durmuyorsun? Ya küçücük bir sohbet sadece. Belki bana bir şeyler anlatır. Yok, ben Eko ile İskoç'a verdim işi. Tamam, hastane bilgisini de verdim. O kadar, bitti. İyi, tamam. Yine de aklında olsun işte diye söylüyorum. Ben anlamıyorum arkadaş. Karımla tatile gelmişim buraya. Bana hala burada psikologluk kovalıyor ya. Biz İstanbul'da bırakmadık mı mesleklerimizi? Ne yapayım, ben de burada adam mı vurayım? Tamam. Adam mı vurayım burada? Tamam, bıraktık, her şeyi bıraktık. Tamam, sakiniz, gerilmiyoruz. Zaten tatilde savaşılmaz Aslancığım. Savaşılmaz tabii. Ne yapılır peki tatilde? Sen çok... Vallahi bir şeyler yapılır. Sen çok iyi bilirsin ne yapılır. Diyorum ki... Şöyle güzel bir sıcacık küvet dolduralım kendimize. Ne dersin? Bak, fena fikir değil. Çok güzel fikir. Fena fikir değil. Şöyle bir yumuşayalım. Ne oldu ya? Az önce aşağıda bir... Babaannem sana baktı, eşek gözü dedi, ağladın dedi. Ne bileyim ben Cihan. Senin babaannen işte. Ya 45 yıllık ağız alışkanlığı. Ne yapayım? Bir anda gitmez ki işte. Ayrıca kadın bana analık yaptı. Yusuf Soykan'a yaptığı gibi. Serap, yapma. Ne olur yapma. Tamam Cihan, tamam. Hadi. Tamam, yok bir şey. Güzelmiş ya. Nesrin'in evi gibi değil mi? He? Tamam, delikanlı bir şey hallederiz, bırak. Dur yavrum, dur. Mülaya, benim odamda televizyon var mı? Vardır anne. Olmaz mı? Var hanım abla, göstereyim mi? Biz hallederiz dedim ya çocuğum, hadi. Hadi. Hanım ablaymış ya. Ya niye yolladın çocuğu? Deve nerede, hendek nerede gösteriydi ya? Ben böyle otellerde çok kaldım. Yani hepsi birbirinin aynı. He. Hepsi bir şey yok yani. Buluruz. Yak bakayım şu ışığı, yak. O değil canım. Aç şunu, aç. He. Gelin geçti terek başına, terek geçti benim başıma. O da değil. Ocağı da yaktın. Ne yapıyorsun şimdi? Salondaki yanıyor işte. Yani koridorda yanmayı versin. Ya gece hacete nasıl kalkacağız? Karanlıkta mı kalkacağız? Tamam, şurada şey var. Onu açıyor herhalde. Bu açıyor herhalde. Dur bakalım. Kesin budur. Ben sana söyleyeyim. Buyurun. Ha! Ya kürküm benim derken sağ kalacağız. Bak şuna. Ya ver şunu ver ya. Allah'ım. Hangisine bastın? Bilmiyorum ki, şuna bastım. Buna mı? Seher Sultan'a sucuk partisi düzenliyor. Güzel. Hayda. La havle ve la kuvvet ya. Kalacak başka bir yer mi bulamadın kardeşim sen? Oğlum, balayı suitliyim işte. Bir tane kalmış. Ne yapayım? Beğenmiyorsan... Ya bana bak şimdi. Tamam. Hadi. Ağzını, yüzünü falan paramparça edeceğim burada yani. Kimi? Yemin ediyorum. Ya ben bunu var ya küçükken dövmedim. Yani yeterince dövmedim yani. Ben böyle şımarık oldu. Şimdi bana diyorsun ki o zaman bak şimdi elin kolun oynadığı zaman buna vurmaya başladım. Sen diyeceksin ki bu sefer. Bir daha söyle. Tamam. Biz oteldeyiz, sakin olun. Sucuk yiyeceğiz, çok güzel sucuk yiyeceğiz birazdan. Evet, harika. Sucuk yiyeceğiz. Sucuk mu yiyeceğiz? Ha. Sen nereye geliyorsun, ben anlamadım. Beni çağırdılar, Ceylan çağırdı. Mangalı ben yapacağım. Mangalı sen mi yakacaksın? Ha. Allah'ım beni deli ediyor bunlar ya. Aslan abim dedi beceremiyor dedi. Kim? Sucuk yapmayı. Kim beceremiyormuş kim? Seni çakma kebapçı seni. Bana bak bana. Seni çakma kebapçı. Zamanında bir kere bak Leyla'ya bir mangal yaptı. Kızı zar zor hastaneye yetiştirdik. Yemin ediyorum sana bak ha, bu çakma kebapçı bu. Ulan kasaptan kim aldı eti? Ya bırak. Bozuk eti sen almadın ya mı? Ya he. Etle kömürü birbirine karıştırdıydı da ondan sonra kömürü yedi. Bütün ciğerleri paramparçaladı. Konuşma. Ya bırak bu işleri çakma kebapçı seni. Bırak.